Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Surat-ı Mekkiye 10. sefir 62. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fasıl içinde vasıl. Hacda vekilin durumu. Çekici bilginler ister adına hac yapılan kişi ölü ister diri olsun. Vekilin kendi adına hac yapmış olup olmayışı hususunda görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler onun kendi adına hac yapmasını şart saymamıştır. Bununla birlikte hac yapmış olması daha üstündür. Bazı bilginler ise bunu şart görmüştür ki ben de bu görüşteyim. Bilmelisin ki bu yolda başkasını tercihi geçerli olduğunu düşünen kimseler, vekilin kendi adına hac yapması şart değildir derler ve bu tercihi fütüvette yani mertlikte, yiğitlikte, yiğitliğe katarlar. Çünkü insan burada başkasına yarar sağlamış, kendi yararının peşinden gitmezden önce başkasının yararına koşmuştur. Öyleyse bu iyilik ona aittir. Bilhassa böyle bir davranışın başkasını tercih etmenin sevabını içermesi nedeniyle kendi lehinde olduğunu düşünürse böyledir. Bu halde insan başkasını tercih ederken de ancak kendisini tercih etmiştir. Nefsinin hakkının başkasının hakkından öncelikli olduğunu dikkate alarak kendisine yabancı muamelesi yapan ve onu en gerçek komşu sayan kişi şöyle der. Bir insan kendi adına hac yapmazdan önce başkası adına vekil olarak hac yapamaz. Bu daha doğru bir yorumdur. Gerçek olduğu için de başvurulması gereken düşünce budur. Çünkü kişinin öncelikle kendi adına gayret göstermesinin daha yerinde bir davranış olduğunda görüş ayrılığı yoktur. Başkası adına çalışmak da insanın kendi hakkına yapılmış sayılır. Çünkü İnsan bu davranışın meyvesini övülerek veya sevap kazanarak devşirir. İnsan her iki durumda da kendi adına gayret etmiştir. Fakat başkası adına çalışırken insan tercih eden de isimlendirilir. Böyle bir insan kendisinin yapması gereken görevi başkasının yapması gereken bir yükümlülük uğruna geride bırakmıştır. Çünkü yaptığı şeyi vekil olarak hac yapmak gibi gerçekte başkası yapmalıydı. Böyle bir insan bu çabasıyla üstüne farz olmayan bir şeyi yerine getirmiş demektir. Farz bir ibadetin karşılığı insanın üzerindeki görevi yerine getirmesi önceliğindeki gibi ise kendisine farz olmayan bir ibadeti yerine getirmenin karşılığından daha üstündür. Farz ibadette kulluk yerine getirilirken diğerinde kendisine karşı fütüvvetin gereğinin yapıldığı kimseye karşı onu tercih fütüvet olduğu için bir üstünlük ve minnet duygusu vardır. Öyleyse başkasını kendine tercih eden kişi, bu eylemi minnet özelliği içerdiği için ilahi bir nitelikle başkası adına çalışan kişi sayılır. İnsan kendisine farz olduğu yönden kendi kulluğunu yerine getirirken sırf kulluk niteliğiyle bu görevi yerine getirir. Kuldan istenilen gerçek davranışta bu özelliğe sahip olmasıdır. Kuldan istenilen şey doğa, adet ve örfe göre çirkin ve kınanmış fiili Rabbinin mertebesini yeğleyerek kendisine izafe etmesidir. Kul hakkında söz söylenmiş bir çirkini söz gelişi günah gibi veya doğanın nahoş saydığı bir şeyi söz gelişi hastalık ve benzeri eksiklikler gibi ilahi mertebe hakkındaki duyarlılığı ve ona karşı kendini feda ederek ilahi mertebeyle ilişkilendirmez. Aynı şekilde bir müminin kendi ırzını siper ederek mümin kardeşinin ırzını koruması veya bu gibi hususlarda peygambere izafe edilecek büyük bir zararı kendisini siper ederek engellemesi, böyle yapmayıp kendini tercih eden insanın davranışına göre daha üstün bir davranıştır. Bu davranış gerçekte kendisini nefsine tercih ettiğin kimsenin üstünlüğüne döner. Kim başkasını tercih ve fütüveti yani mertliği dikkate alırsa genelleştirir. Kendini tercih ettiğin kimseyi dikkate alan ise işi belirttiğimiz kısımlara böler. Öyleyse çalışan insan içinde bulunduğu ve önemsediği şeye göre değerlendirilir. Bütün bunlar vekillik için adam tutmak söz konusu değilse geçerlidir. Vekillik adam tutma ile olmuşsa iş değişir. Vasıl, hacda vekillik için adam tutmak. Bazı bilginler caiz olmakla birlikte bunu mekruh saymışken bazı bilginler caiz görmemiştir. Amel özü gereği bir ücreti gerektirir. Bu ücret insanın kendinden verdiği şeyin karşılığındaki bir bedeldir. Burada öğrenilmesi gereken şey ücretin kimden alınacağıdır.
İçimizden bazıları ücretin ancak Allah'tan alınabileceğini söylemiştir. Çünkü bizi bu amelde istihdam eden Allah'tır ve ücreti vermek de ona düşer. Her peygambere ve nebiye şöyle demeleri emredilmiştir: sizden bir ücret istemiyorum. Başka bir ifadeyle, tebliğ görevinde sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a kalmıştır. Öyleyse onlar da ücretin dışında kalmamıştır. Allah'tan bir şeyi tebliğ etmek ise Allah'a yaklaştıran en üstün ameldir. Üstelik Allah kendisi bir kul olsa bile peygamberini tebliğ görevinde istihdam etmiş, bu nedenle de Allah tarafından kendisine bir ücret belirlenmiştir. Bu ücret, Hakk'ın kendisini istihdam ettiği işteki özverisi ve Hakk'a olan serbest ve seçilme davranışları bırakmasının karşılığıdır. Bazı bilginler ise bedelin bu tebliğ işinde yarar sağlayanlara düştüğünü düşünmüştür. Böyle düşünenler ise ücreti öğrenenden talep eder. Çünkü yarar onu meydana getirmiştir. Öyleyse bedel de ondan istenilir. Bu noktada görüş birliğine varılan konu kiralamanın sabit olmasıdır. Çünkü kiralamayı caiz görmeyen kimse Hakk'ın mertebesini değil, insanları dikkate alarak onu caiz görmemiştir. Buradaki amaç bizzat Hakk'a değil de herhangi bir şey ibadet edilmesi karşısındaki duyarlılıktır. Böyle bir davranış ilahi mertebeye karşı saygısızlık söz konusudur ki bu gibi davranışlar yaygındır. Bu gibi yasaklamalara örnek olarak sadece Cuma günü oruç tutmanın yasaklanmasını verebiliriz. Aynı şey Cuma gecesini ibadetle geçirmek için de geçerlidir. Ya da kendi beğendiği bir yerde beğendiği bir ibadeti yerine getirmek de bu kısma örnek olarak verilebilir. Bu gibi fiiller Sufilerin tarzına uymaz. Çünkü onlar bu gibi şeylerin yasaklandığını ve sonuçta başarısızlığını zevk yoluyla tadarak öğrenmişlerdir. Sufilerden bir adam kendilerine havanın amade kılınıp da üzerinde yürüyen bir grupla karşılaşmış. Yolda işlerinden biri dönmüş ve yere doğru bakmış. Meğer içinde bir pınarın bulunduğu yemyeşil bir yerin üzerinde bulunuyorlarmış. Doğal olarak bundan hoşlanmış ve aklından keşke orada 2 rekat namaz kılsaydım diye geçmiş. Ansızın topluluğun arasından yere düşmüş ve bir daha o topluluğun haline dönememiş. Çünkü o ibadeti Hakk'ın mertebesinin layık olduğu saygı nedeniyle istememişti. Onu bu ibadete sevk eden şey doğal olarak güzel olan bu yerde namaz kılmayı istemiş olmasıydı. Bu nedenle de cezalandırıldı. Meseleyi böyle gören kimseler ise ücretin ancak Allah'tan olabileceğini söylemişlerdir. Yine de ücretin söz konusu olmasının nedenine gelirsek, çünkü amel özü gereği bir ücret gerektirir ve bu zorunludur. Asıl içinde vasıl. Kölenin haccı. Bazı bilginler kölenin haccının caiz olduğunu söylemişken, bazıları azat oluncaya kadar haccın ona farz olmadığı görüşündedir. Ben birinci görüşteyim. Yapmamaya gücü yettiği halde kölenin hacca gitmesini engelleyen efendi bize göre Allah yolundan alıkoyan kimselerden biridir. Ahmet bin Hanbel sıkıntı dönemlerinde hapisteyken Cuma ezanını duymuş, abdest almış ve hapishanenin kapısına kadar gelmiş. Gardiyan kendisini engelleyip geri çevirdiğinde farz bir ibadeti yerine getirmesini engelleyen kimse nedeniyle mazeret ortaya çıkmıştı. Böyle de böyledir. Çünkü o da ayette, hac ayetinde zikredilen insanlar arasında yer alır. Bilmelisin ki alem insanı ya şer'i bir hüküm karşılığında köle edinebilir, örnek olarak başkası adına çalışmayı verebiliriz. Kendisine nimet veren bir yaratığa teşekkür etmek için çalışmak, insanı köleleştiren bir nimettir. Böyle biri bir hakkın tereddüt etmediği bir köledir. Çünkü o, içinde bulunduğu zamanın talep ettiği meşru bir hakkın gereğini yerine getirmektedir. Allah nezdinde böyle bir kul, Allah'ın hakkını yerine getirmek üzere Allah'ın emrinden fakat Allah'tan başkası için ibadet eden kimse sayılır. Dince belirlenmiş hakka ait bir kokunun bulunmadığı nefsani bir amaç veya varoluşsal bir arzuda insanı köleleştirebilir. Böyle bir köle bu fiilini yaparken Allah'ın kendisini davet ettiği hac emrine olumlu karşılık vermesi gerekir. Bu amaçtaki hak yönüne bakması ise onun azad olması demektir ve bu nedenle kendisine hac farzdır. Gafleti nedeniyle bundan habersiz kalırsa kendisine hac farz olmadığı gibi Allah'ın genel anlamda hac emriyle muhatap olduğunu bildiği için günahkardır. Bu esnada alemin köleleştirdiği insan bir mazhar olduğunu ve hac emrinin verenin kendisi değil, onda zuhur eden hak olduğunu görebilir.
Bu durumda ona hac farz değildir. Böyle bir kul ihlas ile kendini Allah'a adamış köledir ve bu azatlık kabul etmeyen köleliktir. Bakınız, Şari çocuğun hac yapabileceğini söylemiştir. Köle ise azat olmazdan önce hac yapabilir. Sonra köle azatlıktan veya çocuk yetişkinliğe ulaşmazdan önce ölebilir. Bu durumda yaptıkları hac kendileri adına farz hac olarak yazılır. Çünkü köle ölümle başkasının boyunduruğundan kurtulmuş demektir. Başka bir ifadeyle ölümle azat olmuş ve böylece onun adına bu hac vacibi yerine getirmek şeklinde yazılmıştır. Bununla birlikte köle bu görüşü benimseyene göre haccını farz olmadığı bir dönemde kölelik halinde yerine getirmiştir. Fasıl içinde vasıl. Hac hemen mi yoksa geciktirilerek mi yapılır? Bazı bilginler haccın hemen yerine getirilmesi gerekli bir ibadet olduğunu söylemiş. Bir kısmı ise geciktirilebilir olduğunu söylemiştir. Ben ikinci görüşteyim. İlahi isimler alemdeki hükümleri bakımından ikiye ayrılır. Bir kısmı hükmü Allah'ın dilediği müddetçe devam eden ve süren isimlerdir. Böyle bir ismi başından sonuna kadar Allah'a nispet ettiğinde genişlik ve geciktirmeyi benimsemiş sayılırsın. Bu durum zaman bakımından genişletilmiş farza benzer. Öyleyse genişletilmiş bir zamanda yerine getirilen her farzın zamanı o geniş zamandır. Onu zamanın başında veya sonunda veya ortasında yapmak birdir. Çünkü bütün bunlar onun zamanıdır ve bir farzı vaktinde yapmış sayılırsın. Öyleyse ilahi ismin hükmünü hakkında hüküm verilen şeye eşlik etmesi genişletilen şeydir. Bu durum bilinenlere eşlik edişinde bilgiye ve iradeye benzer. Hükümlü de böyledir. Dilerse vaktin başında, dilerse sonunda farzı yerine getirir. Burada dilerse yapmaz denilemez. Çünkü yaptığı fiilinin hakikati bir ürün ve eserdir. Yapmadı demenin hakikati ise aslın eşlik etmesidir ki bu durumda bir ürün yoktur. Öyleyse böyle bir durumda meşiyetin görülür bir hükmü söz konusu değildir. Bazı isimlerin hükmü ise sürekli değildir. Örnek olarak El-Mucid ismini verebiliriz. Bunu dikkate almak haccın hemen yapılması gerektiğini söylemeye benzer. Bu isim söz konusu olduğunda bu isimden bir hüküm geride kalmaz. Çünkü Allah bir şeyi var etmek istediğinde ona ol der ve burada bir gecikme yoktur. Çünkü El-Mucid yani var eden, iradenin oluşa ilişmesine bakar. Hükmünün tam olarak iliştiğini gördüğünde hemen onu yerine getirir. Bu durum güç yetirmeye benzer. Meydana geldiğinde hac farzdır. Fasıl içinde vasıl. Haccın kadına farz olması. Kadın hacca kocasıyla veya mahremiyle birlikte mi gitmelidir? Bazı bilginlere göre bu konuda bir zorunluluk yoktur. Bazı bilginler ise mahremin kadının yanında bulunmasını ve kocanın iznini şart görmüştür. Kadının batındaki yorumu demek olan nefs, Allah'a hac etmek ister. Bunun anlamı, müşahede yolundan Allah'ı bilmek demektir. Böyle bir durumda mürit kendi başına bu yola girebilir mi yoksa bir mürşit olmaksızın bu yola giremez mi? Mürşit şu iki şahıstan biridir. Ya kadının kocası mesabesindeki akıl veya kadının mahremi sayılan şeriat bilgisi. Öyleyse cevap bu mürit ya istenilen ve çekilen biridir veya değildir. Çekilen ise ilahi inayet kendisine eşlik eder. Bu durumda kendi cinsinden bir mürşide muhtaç değildir ki bu nadir gerçekleşir. Meczup değilse ya akıl veya şeriattan ibaret olan bir bilenin elinin altına girmesi zorunludur. Mürid ilk marifeti Allah'ın varlığını bilmek yani bunu talep eden biri ise dini bir gereklilik olarak aklın bulunması kaçınılmazdır. Mürid ikinci marifeti arıyorsa şeriat bu konuda onu elinden tutmalıdır. Birinci marifet ile şeriat onun nezdinde sabit olurken ikinci ile ise hak sabit olur. Bu durumda ilk akli bilginin hükümlerinin yarısı ortadan kalkarken diğer yarısı onunla birlikte kalır. Öyleyse şeriat ile aklın bu konudaki ilişkisi de böyledir. Şeriat ile aklın bu konudaki ilişkisi anlamındaki bu durum yönetimde yerine birini vekil bırakan ve kendisi halkından gizlenerek onu destekleyen bir hükümdara benzer. Vekil idareyi tam olarak elde eder ve durumunu sağlamlaştırır. Güçlenip yerini sağlamlaştırdığında halkın kalpleri kendisine yönelir ve onu severler. Vezir de iyilikleriyle onların kalplerini elde eder ve hükümdara karşı güçlenir. Halkın bir bilgisi olmaksızın onu görevinden azleder ve görevinden alır. Bunu yaparken hükümdar kendisine şöyle der.
Beni görevden alırken halka beni aldığını göstermek ki seni namertlikle suçlamasınlar. Çünkü ben onların bilgisi dahilinde seni vekil yapmıştım. Sen ise bana kötülükle karşılık verdin. Muhtemelen bu davranış nedeniyle de seni kınarlar. Bunu yapma. Çünkü ben seni vali yapıp vekil edindiğimde halka sözünü dinleyip sana itaat etmelerini emretmiştim. Gördüğün şekilde seni onlara görevli yaptım ve kendilerine şöyle dedim. Bu vekilin sizin hakkınızda düşündüğü her şeyi yapınız. Benim görüşüme ve düşünceme uygun grup olmaması önemsizdir. Çünkü ben onun size ancak yararınız bulunan şeyleri emredeceğini anladım. Kuşkusuz belirli vakitlerde bana muhtaç olduğun için gördüğün gibi yönetiminde sana destek oldum. Ben sen farkında değilken onlara böyle emir vermeseydim sana itaat etmezler ve senin emrini dinlemezlerdi. İnsanların beni görevden aldığını ve azlettiğini öğrenmelerinde bir yarar yoktur. Beni görevden aldığını öğrenirlerse bunu kabul etmezler ve seni görevinden alırlar. Sana itaat etmezler. Bu durum ilk bilginin kendisine verildiği aklın durumuna benzer. Akıl hükümdardır. Şeriat ise hükümdarın vekili olan vezire benzer. Şari duyulsun diye hitap etmiştir ve sadece akıllılar dinleyebilir ve duyabilir. Şari'nin insana vali yaptığı akıl sayesinde hitap duyulur. Akıl ortadan kalktığında ise yükümlülük de düştüğü gibi şeriatın insan üzerinde bir otoritesi ve kanıtı da kalmaz. Öyleyse sadece akıl ve anlayış sahipleri yükümlüdür. İşte hükümdarın vekiline kendisini korumayı tavsiye ettiği halkına yardımı budur. Anlayasın. İşte bu Allah hakkındaki ikinci bilgidir. Bu bilgiyi hükümdar insanlar hakkında vekiline vermiştir. Hükümdar ki akıldır, yani hükümdar ise akıl ise bunu bilmez. Fakat hükümdar yönetilenlere vekilinin emrini kabul etmelerini emreder. Böylece vekil kusurlu bulunmaz ve azledildiğinden söz edilmez. Bu nedenle şeriatın akla aykırı getirdiği hususları bazı akılcılar böyle tevil etmişken başkaları onları kabul etmiş ve haklarında konuşmamıştır. Çünkü onlar şöyle demiştir. Valiyi görevlendirdiğinde hükümdar onu dinlememizi ve her durumda itaat etmemizi bize bildirmişti. Öyleyse şeriatı vekil yaparken ve yerine görevlendirirken aklın düşüncesini küçümsemememiz gerekir. Nitekim iyice düşünen ve gerçeği gören kimse için iş böyledir. Hacca giderken kadının durumu ile yanında mahreminin ve eşinin bulunup bulunmaması hakkında belirtilen görüş ayrılığının batın yorumu da budur. Fasıl içinde vasıl, umrenin farz olması. Bazı bilginler umrenin farz olduğunu söylerken bir kısmına göre umre sünnet, bir kısmına göre ise gönüllü bir ibadettir. Umre daha önce de belirtildiği gibi ziyaret demektir. Hakkı dince belirlenmiş özellikle tanıdıktan sonra kul kendisiyle konuşmak isteyebilir. Bu durumda yapılması gereken şey onun evini ziyaret etmektir. Ev ise namaz kılınabilen bir yer, her yerdir. Kul namaz kılarak Hakk'a yönelir ve onunla konuşur. Çünkü ziyaret meyletmek demektir ve ziyaretin mastarı olan sever kelimesi de buradan gelir. Bu bağlamda o kavme yöneldi ve ziyaret etti anlamında zarafülen el kavm denilir. Kul hediyelerle Hakk'ın kendisini ziyaret etmesini istediğinde oruç tutar ve onunla süslenir ki Hakk'ın huzuruna girebilsin. Kul olarak kendisini ziyaret etmek istediğinde ise hac yapar. Öyleyse bir ziyaret gereklidir. Umre farzları yerine getirirken zorunluluk, müstahaplarda sünnet, nafirlerde ise şeriatta açıkça sözü edilmemiş, gönüllü ibadettir. Zikredilen hususlardan hangisi senin üzerinden hüküm sahibi ise umre hakkında vacip, nafile veya gönüllü diye hüküm verebilirsin. Anla.